Herkese merhabalar, Volkan Demir Kuşak ben. Anıl'la birlikte bu hafta İstanbul'un bence gerçek yaz gününe denk geldiğimiz bir günde seyre çıktık. Çamkoyun'dayız ve bence Thunderbolt'lar arasının en hızlısı, en konforlusu, belki en hızlısı olmayabilir ama en konforlusu, bu işin tepe noktası, besin zincirinin zirvesi Saks 11 Strider'la birlikteyiz. Nasılsın Anıl bu arada? İyi valla, güzel. Sezon hazırlanıyoruz biz de. Güzel bir yaz hazırım gününde. Hazırım ben ya sezona. Haziran ayındayız valla. Sezon başladı bizim için de. Çok keyifli bir tekneyle beraberiz. Senin de böyle sürat meraklısı olduğunu, hız meraklısı olduğunu biliyorum. Çok büyük keyif alacaksın. Zaten buradan kalktıktan sonra da Boğaz'ın güzelliklerinde güzel bir seyir yapacağız. Ben daha seninle dümene ilk geçtiğimde yüzümde böyle tebessüm olmaya başladı. Fazla tebessümden de alnım kırışmaya başladı. Artık yaşlar ortaya çıkıyor. Şaka bir yana hakikaten uzun süredir kullanmak istediğimiz, seyre çıkmak istediğimiz ama yoğun ilgiden dolayı bulmakta zorlandığımız bir tekneydi. 11 Strider. İsminden de anlaşıldığı gibi 11 metre uzunluğunda bir tender ama bana sorarsan tender gibi değil, sanki böyle kendine münhasır bir tekne sahibi olacak adamın da kullanabileceği tekne gibi. Tabii şöyle, zaten tekne sahipleri bunu aldığı zaman içindeki yaşanabilirlik alanlarının da maksimum seviyede olmasından kaynaklı bazen mürettebatı, bazen misafirini, bazen kendisi ada teknesinin yanında bunu alarak ikinci bir yaşam alanı olarak kullanıyor. Zaten diğer alternatif markalar arasından da farklarını soracak olursanız arka taraftaki bu devasa U şeklindeki oturma grubu çok rahat bir şekilde 8-10 kişiye kadar burada misafirlik tabii, imkanını şu sağlıyor. Anda hani normal teknelerde havuzluk dediğimiz alana bakıyoruz. Tabii. Belki bundan çok daha küçük havuzlu olan tekneler tabii, var. Çok ciddi şu öyle. Anda aslında önümüzdeki dev masayı da birazdan açacağız. Burada hani çok rahatlıkla bence 8 kişi falan tabii, yemeğini memeğini yersin. Çok güzel bardaklıklar da var. Yani havanın ne kadar sıcak olduğunu size şöyle söyleyeyim. Normalde geçtiğimiz günlerde Blue Game'i çektiğimiz zaman böyle kostümlü ayakkabılı falan filandık. Şimdi çıplak ayaklarla ikiye bastığımız zaman ayağımız ufaktan yanıyor. Şimdi arkamda iki tane 300'lük Mercury motor var. Yolda gelirken de gürültülü gürültülü geldik. Mercury, Verado V8 300 beygirlerin diğer motorlardan farkı sıralı pistondan daha ziyade V şeklinde, yani sıkıştırılmış, gücü daha fazla sıkıştıran, torku daha fazla tekneye ileten, performansı daha fazla veren bir teknolojiye sahip. Aynı zamanda da vibrasyon emici AMS sistem dediğimiz bir sistem var. Yani tekneyi kullandığınız zaman, Saks teknelerini bu motorla kullandığınızda bir motor yat konforunu alıyorsunuz. Yani aslında İstanbul'da Pendik Limanı'ndan buraya geldik. 10-12 dakikada falan da geldik. Tabii, İlk tabii. Ön bir ısınma yaptık. Şunu söyleyeyim, motor sesi sevenler için inanılmaz. Motor sesi sevmeyenler için de tuşa basıyorsunuz. Silent mode gibi. Süper sessiz. Sakin sakin, sessiz sessiz gidiyorsunuz. Senin de çok iyi söylediğin gibi ben şu anda ilk seyirde ilk notlarım daha, yani ilk 10 dakikadaki notlarım. Dümen istik hakikaten inanılmaz. Çok kabiliyetli. Dönüş çapı çok başarılı. Evet. Ve senin söylediğin gibi vibrasyon yok. Ve seke seke gitme tarzı, ben daha önce offshore yarışlarına gittiğim zaman bel fıtığı olmuştum açık evet, söyleyeyim sana. Bunda çok konforlu evet, geldik. Kendimiz arkadaşlar arasında şey diye anlatırız, mermi gibi gider. Hani evet, aynen öyle. Saks Strider tekneleri de tamamen böyle. Yani tak zaten 7 metreden 20 metreye kadar farklı boylarda tekne üretimi yapan ve bu işi terzi işi yapan bir marka. Müşterilerin tamamen taleplerine göre, isteklerine göre, işte kumaşın döşemesi, rengi, iplikler, tüplerin rengi, tiklerin bunun arasındaki tüplerinin derzler. Tüplerinin rengine bayıldım bu arada. Siyah. Bu özel seçim. Bunu teknenin sahibi kendisi özel seçti. Siyah olmakla beraber Hypolon neopren kumaş var bunda. Bu kumaş aynı zamanda karbon görünümüne de sahip. Bunun düz olanı da var. Askeri gri olanı da var. Düz beyaz olanı da var. Aynı zamanda da siyah zaten hardtop bitirişiyle beraber, paslanmazlarla beraber tekne yandan bakılınca çok agresif ve çok çok spor bir tekne görünümüne sahip. Vallahi yani şey diyor olabilir izleyicilerimiz, ya bu kadar tekne var, niye acaba dümene geçmiyorsunuz da kullanmıyorsunuz? Merak etmeyin, kullanacağız ama birazcık da arkanın keyfini size aksettirmeye evet, çalışalım. Koç boynuzları nefis. Ben böyle karbon görüntülü siyah şeyleri çok severim. Onun yanı sıra bir yüzme platformu var sancak tarafta. Ve arkada yine çok geniş bir alan var. Yani böyle tekneden indim, tıkış tıkış bir alanda böyle şey yapmaya gerek yok. Bu arada senin videonu da izlemiştim. Yanılmıyorsam orada hemen duş başlığı da hemen köşede. Hemen şurada arka tarafta. Başka bir koya gitmek istiyorsunuz. O ada tekneyi oradan kaldırmak bir lojistik bir problem. Bununla beraber daha farklı koylara seyahat yapabiliyorsunuz. O koyda da denize girdiniz. Teknenin içine tuzlu tuzu binmektense hemen arka tarafta tabii, platformdan çıkar çıkmaz duşunuzu alıp üzerinizdeki su tuzu süzdürüp kolay bir şekilde teknenin içine adım atıyorsunuz. Teknelerle ilgili aslında belki en güzel yorumlardan bir tanesi bir yandan da ergonomik olması. Çünkü aslında küçük alana fazla şey sığdırmaya çalışıyor tekne markaları ve tasarımcıları. Dolayısıyla hakikaten işleri zor. Mesela şu masayı bir açalım, gösterelim size. Şimdi baksana ne kadar geniş. Burayı da biraz az önce suyu döktük.
Burada 5 tane kocaman bardaklık, hatta belki içeceğiniz şişeyi de koyabileceğiniz bir alan var. Yani şu anda aramızdaki mesafeye de bakın. Müthiş bir havuzluk alanı var. Teknenin önüne baktığım zaman hemen buzdolabını görüyorum, 2 tane. Hemen buzdolabının üzerinde normalde opsiyon olarak alabileceğiniz bir ocak ama şu anda bizim teknemizde yok. Onun yerine bir kesme tahtası ve yanında bir evye var. Yani hemen geldiğiniz böyle bir şeyleri kestiniz, elinizi yıkadınız. İskele ve sancağına bakıyorum. Yürüme alanları çok geniş, tik kaplanmış. Saklama alanları var. Ayakkabılarımızı evet. koyduk. Oldukça büyük. Ergonomik olarak senin bana söyleyeceğin bir şey var mı arka tarafta? Bu katlanıp mesela yatak oluyor falan filan dediğin. Onları zaten birazdan göstereceğim. Tamamen bu alanın üstüne gelen, bu masanın ölçüsündeki bir güneşlenme alanına çevrilebilir bir tane minder var. Elektrikli masa zaten bu. Seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz. En aşağı indirip üzerine aynı kumaştan minderi koyduğunuz zaman bu tekneyle dediğim gibi daha farklı koylara gidip diğer teknenizden bağımsız veya tek tekne olarak da kullanabilirsiniz. Güneşin keyfini burada tabii yaşıyorsunuz. Canım, güneşlenirsin arkada. O kadar güzel, o kadar konforlu ki. Şu elektrikli masa dedim. Bence elektrikli masayı göstererek sonra ergonomik detaylara geçerek seyre geçelim. Çünkü böyle içim kıpırdanmaya başladım böyle böyle. Hani acaba 40 mı görürüm, 45 mi görürüm? Yolda gelirken tartışıyorduk kendilerimizle. Kaç nat maksimumumuz yapıyor diye. 51 görmüş Anıl ama 47 maksimum şu anda yapacak. 47 o güzel. Kadar. O zaman bunları kapatalım. Ondan sonra seyrimize başlayalım. Geldik dümene. Şimdi ufak ufak tekneyle ilgili bilgileri verelim. Devasa bir multimedya ekranı var. 16 inç mi dedin sen bana? Doğru, 16 inç. Bütün her şeyi buradan gözlemleyebiliyorsunuz. Motor arayüz ekranı yine buraya entegre. Yakıt tüketimi, yakıt tankları, balık bulucu, ses sistemi, harita. Harita kartı koyarsanız detaylı haritayı alabiliyorsunuz. Gerçekten çok kullanıcının işini kolaylaştıran bir ekran. Dokunmatik de bir arayüzü var. Kullanıcı dostu, çok çok kolay zaten her şeyi. Burada bir baş pervanemiz de var. Doğru. Burası ana panelin sigortaları. Tek ve çok şık bir karbonda görüntüsü var onun. Hoşuma aynen gitti. Öyle. Bunun özellikle tüplerle beraber entegrasyonu tekneye ayrıca bir şıklık katıyor. Hakikaten öyle. Şimdi sana aslında şunu sorayım. Yani bu tekne aslında önündeki butonlar, işte bakıyorum ben, çapasını da atabiliyorsun, ırgatını çekebiliyorsun. Tek başına çok kolaylıkla aslında kullanma kabiliyeti verebilecek bir tekne gibi aynen geldi öyle. Bana. Aynen. Beraber kullanmamıza değil mi? Aynen öyle. Yani kullanıcı eğer kendisi kullanıyorsa bu tekneyi tek kişi olarak rahatlıkla konsoldan ayrılmadan baş manevra istasyonu da yapabileceği, demir atmayı, bağlamayı vesaireyi çok kolaylıkla yapabiliyor. Zaten tekne Volkerhand özelliğine sahip olduğu için kendi tabiatı gereği çok çok kullanımı kolay. Performansı çok yüksek. Buradaki bulunan tuşlar vasıtasıyla da işte dediğim gibi demir atma, arka taraftaki bunda dıştan takma motorlu olduğu için aslında oturma grubunun altı kocaman bir depolama alanı. Onların da elektrikli açılması, sintine pompaları, seyir fenerleri, sualtı lambaları, kabinin aydınlatması, her şeyi buradan tek tuşa yapabiliyorsunuz. Hakikaten hem çok pratik hem kolay. Bir de güzel bir şey de var aslında. Teknede müthiş bir müzik sistemi var. 6 tane hoparlörü var değil mi? Bir de subwoofer bir var. Bir tane de subwoofer var. JL Audio'nun high-end bir müzik sistemi var. Ben kendim de zaten kişisel olarak böyle hassas, temiz sese... Ben de müziği çok severim. Yani teknede güzel müzik şart. Aynen, bu kadar aynen. keyifli bir teknede müzik şart. Şu anda yavaş yavaş arkamızdaki köpükleri de bakıyoruz. Şimdi bundan sonra teknenin seyir süratlerine bakmaya çalışacağız. Seyir konforunu görmeye çalışacağız, deneyimleyeceğiz. Boğaza doğru yolumuz var. Hadi başlayalım. Evet Anıl, yani sesimizi bastıracak kadar güzel bir motor sesi var. Şu anda yaklaşık 15 nat hızla gidiyoruz. Multimedya ekranında seyirle alakalı tüm detayları buradan görebilme şansımız var. Aynen öyle. 3000 devirdeyiz şu anda. Tabii bu süratler bu tekne için hiç konuşacağımız değerler değil. Çok daha fazlasını, çok daha performansı yaşayacağız. Şu anda Büyükada'nın arkasındayız. Boğaz'a doğru ilerliyoruz. Güzel bir görüntü eşliğinde çok güzel bir performans testini sizlere sunacağız. Aynen. Trimlerimizi de ayarladık şu anda seyire uygun. En optimum şekilde gidebilmek için gerek yakıt tüketimi gerek verimli seyir açısından trimlerimizi ayarlı. Yavaş yavaş böyle hızımızı arttıra arttıra gideceğiz. Bakalım
Saks 11 ile ne kadarlık bir seyir, maksimum seyir hızı yapabileceğiz göreceğiz. Anlatmakla olmuyor. Hadi bakalım. Abi. Ver. Evet. Sayıyorum size. 20. 26. Bu arada rüzgarı da tam kafadan alıyoruz. Tam kafadan rüzgar alıyoruz. 32. 32. Yani motorlar diyor ki artık tamam diyor, benim hakkımı veriyorsun diyor. 35 knot. 38. 41. 42.3 gördüm. 43. 5800 devirdeyiz. 43. Evet, yani en ufacık bir gaz tepkisinde 43 knot'ı görürken hiç şüphe etmedi gerçekten. Seyir konforu da çok iyi. Yani böyle kendimizi konforsuz veya rahatsız da hissetmedik. O güzel bence. Aynen öyle. Şu an 3300 devirde ortalama olarak 18 knot seyir üretiyoruz. Yakıt tüketimimiz ise şu anda 60 litre civarı. Tabii bunlar bu teknenin seyir sürati değil. Seyir sürati için bu teknede 27-28 knotları düşünmek lazım. 4000 devirdeyken 27-28 knotlarla giderken de toplamda yakıt tüketimimiz 90 litre oluyor. 90. Hakikaten çok keyifli bir seyir oldu. Saks 11 Strider'la önce adaya gittik. Çamlık koyunda güzel drone görüntülerimizi aldık. Sonra Boğaz'a gittik. 45 knot'a yakın bir sürat denemesi de yaptık. Seyir kabiliyeti hakikaten çok üst düzey. Ve ben dümenin senin söylediğin kadar aslına bakarsan kabiliyetli olup olmadığını çok merak ediyorum. Hakikaten çok iyiymiş. Yani manevra kabiliyetine hayran kaldım ve acaba arkadaşları devirir miyim birazcık da içimden de geçmedi değil. Tabii devirmedim, korkmayın. Yakışıklı da tekne bu arada. Çok güzel. Yani ya. Yandan görüntüsü, o spor izlenimi, agresif yapısı hakikaten çok güzel. Saks'ın ince işçiliğini, bitirişlerini, her şeyini fark ettiğinizi düşünüyorum. Hakikaten fazlasıyla. Çok daha farklı bir tekne diğer emsallerine nazaran. Güzel bir seyir oldu. Keyifli güzel bir seyir oldu. Çok da güzel sohbet oldu bizler için. Hakikaten keyif aldık. Yani şöyle söylemek lazım. Bu tekneyi dışarıda senin arkada senin de anlattığın gibi kendinize has bir tekne olarak da alabilirsiniz. Evet. Devasa teknenizin yanında bir tender olarak da alabilirsiniz. Yani artık bundan sonra limiti yok. Hızlı bir yere gidebiliyorsunuz. Konforlu bir şekilde gidebiliyorsunuz. Vibrasyon yok. Aynen. Motor sesi seviyorsunuz, motor sesi var. Sessizlik istiyorsunuz, sessizlik var. Arkada devasa bir havuzluk var ve bence en önemlisi çok yakışıklı. Bu hafta Anıl'la birlikte Saks 11 Strider'ı dibine kadar zorladık. Çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu haftalık bizden bu kadar. Hoşçakalın.